peki? Evet arkadaşlar, şurayı da bari okuyalım. Dedim vaktim var. Müsait değilim ama vaktim var. Okumak istedim. Risale-i Nur'un kahraman şakirtleri böyle şeylere karşı müteyakkız davranmak ve faaliyetlerini, yani nurculuklarını ziyadeleştirmek lazım geliyor. Şimdi mübarek insanlar, yeryüzünde nefes alıp verebilen, böyle dobra dobra konuşabilen, bu hakikatleri bilhassa okuyup avama ve havasa bildiren medya, işte sanal ortamda ki insanlardan diyelim, kimse kalmadığı için ben bu düşüncelerle, bu gayretlerle insanlara bu hakikatleri duyurmak, bildirmek, anlatmak, aktarmak, onların da bu Kur'an ve iman hakikatlerinden istifade etmelerini sağlamak istiyorum. O yüzden bilhassa bu mayınlı araziye girip, elini taşın altına sokup, bu ilmi ve imani ve itikadi meseleleri halka ve insanlara anlatan nurcu kalmadığı için sizlere bunları okuyorum. Bilmenizi istiyorum. O yüzden meseleler sakın yanlış anlaşılmasın. Nefsimizden, kendimizden, cismimizden, resmimizden değil de kitaptan, satırdan bilhassa kaynağını göstererek insanlara bir şeyler söylemek lazım. Anlaşıldı değil mi? O yüzden ben bir mümin, bir nurcu, bir nur talebesi, bir Kur'an talebesi olarak elhamdülillah elimi taşın altına sokuyorum ve sizlere bunları anlatıyorum. Bilin istiyorum. O yüzden çok değerli bilgilerdir. Çok değerli malzemedir. Elmastır bu okuduğumuz Risale-i Nur eserleri. Bir define-i ilmiyedir. Kur'an'ın hazinesidir yani. Anlaşıldı değil mi? Evet, Risale-i Nur'un kahraman şakirtleri. Böyle şeylere karşı müteyakkız davranmak ve faaliyetlerini ziyadeleştirmek lazım geliyor. Fena şey ile zihnen meşgul olmak da fena olduğu için kısa kesiyorum. Daha evvel size ezberden söylediğim üstadın vecizesi bakın buradaymış, karşımıza çıkıyor. Sakın ona ehemmiyet vermek ile halkları meraklandırıp baktırılmasın. Belki ehemmiyetsiz, dinsizcesine yalnız Esma-i Mübareke ve Ayat-ı Mübareke'nin bazı meali içinden hariç kalmak itibarı ile münafık bir kitap olduğu için ayeti ve hadisi de dahil ediyor, istismar ediyor. Bu münafık deccal, bu zındık herif. O yüzden üstadın bir ihtarı uyarısı var. İçerisinden Allah'ın isimlerini, ayetlerini çıkarın. Geriye kalan kitap çöptür diyor ya. Ve Ayat-ı Mübareke'nin bazı meali içinden hariç kalmak itibarıyla ehemmiyetsiz bir paçavradır biliniz. Münafık olduğu için ayet-i hadisi de idhal ediyor kitabına. Kitabısına diyelim. Bu herifin, biliyorsunuz üstadın üslubudur bu. Zalimlere, dinsizlere, münafıklara herif der. İslam ahlakı ve edebi ile terennüm eden, hemhal olan erkeklere kardeşim ifadesini kullanır, beyefendi der, hanım cenahında ise hemşirelerim, şefkat kahramanları gibi ifadeleri tercih edip o kelimeleri, o tabirleri kullanır Üstad Hazretleri. Mustafa Kemal de deccal olması hasebiyle, münasebetiyle herif ifadesi ne layıktır diyelim. Onun da layık olduğu durumlar pek tabii vardır. Bu herifin ne derece haddinden tecavüz ettiğini bu temsilden anlayınız. Mesela çok uzak bir mecliste mütehassıs ve müdakkik alimlerin okudukları ve tetkik ettikleri bir kitaba ve ders aldıkları bir zata
pek uzak bir mesafede bakmak isteyen ve görmeyen bir ebleh, o alimlerin aksine hüküm verip onları tenkit eden divanece hezeyan eder. Cenab-ı Hak ehli imanı ve Risale-i Nur şakirtlerini böylelerin şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Said Nursi.